Hukuk Günceli programında yeni konular ele alınıyor. Bugün de Anayasa Mahkemesi'nin basit yargılama usulü hakkında verdiği kararı değinmek istedik. Bu karar yeni verildi. Daha bir hafta oluyor galiba, çok yeni bir karar. Fakat 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ana hatlarını size açıklamak istiyorum bu kararın. Karar basit yargılama usulü ile ilgili. Ceza mahkemesinde basit yargılama deyince hemen aklınıza ne gelir bilmiyorum. Ama bir klasik standart ceza mahkemesi var. Klasik ceza mahkemesinde bir suç isnadı ve suç isnadı bakımından yeterli şüphe varsa kamu davasını açmak mecburiyetinde savcı. Bu kamu davası açıldıktan sonra da duruşması yapılıyor, hüküm veriliyor ve beraat, mahkumiyet ne karar varsa o çıkıyor. Bu klasik ceza mahkemesi. Fakat çok sayıda işlenen basit suçlarda her bir davanın duruşmasını yaparsa sistem tıkanıyor. Bu nedenle bir özel düzenleme getirdi kanun koyucu ve kanun koyucunun getirdiği sistemde de bir şey yapılabiliyor. Takdir yetkisi veriliyor hakime. O takdir yetkisi veren sistemlerden bir tanesi basit yargılama usulü. Bir tanesi seri muhakeme, bir de basit yargılama var. Seri muhakeme, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 250. maddesi düzenlenmiş ve sırf soruşturma evresini kapsıyor. Soruşturma evresinde bir hüküm ortaya çıkıyor. O hükmü de kabul ederse yerine getiriliyor. Fakat bizim bugün inceleyeceğimiz basit yargılama usulü sadece kovuşturma evresinde uygulanıyor. Kamu davası açıldıktan sonra uygulanabiliyor. Özelliği var. Eğer mahkeme basit yargılama usulünü uyguluyorsa ve mahkumiyet hükmü de kurarsa sonuç cezayı dörtte bir indiriyor. Yani sanığın lehine olarak bir durum meydana çıkıyor. Basit yargılama usulü her suçta uygulanmıyor. Suçun asliyelik olması lazım bir. Bir de 2 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren bir suç olması lazım. Yani görüyorsunuz ki Türk Ceza Mahkemesi hukuku sistemi içerisinde bir genel ceza mahkemesi var. Uzlaştırma mahkemesi var. Seri mahkeme var. Basit yargılama var. Ve böyle bu şekilde belki de kanunun adını değiştirmek gerekiyor. Artık ceza muhakemesi kanunu değil, ceza muhakemeleri usulü kanunu adını vermek gerekiyor. Çünkü bir sürü muhakeme usulü çıktı. Bunlardan bir tanesi de bugün incelediğimiz basit yargılama usulü. Her suçta uygulanmıyor dedim. Suçun asliyelik olması lazım. Ve asliyelik suçlar içinden de kanundaki cezasının 2 yıl veya daha az olması gerekiyor. Buna karşılık bazı suçlarda uygulanamıyor basit yargılama. Mesela yaş küçüklüğünde çocuklar hakkında uygulanamıyor. Akıl hastalığında uygulanamıyor. İzin ve talebe bağlı suçlarda uygulanamıyor. Yine eğer basit yargılama usulüne giren bir suç girmeyen bir suçla beraber işlenirse basit yargılama yine uygulanamıyor. Demek ki asliyelik suçlar 2 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlar, fakat istisnaları da var. Ne özelliği var diye bakalım basit yargılama usulünün. Birinci özelliğini söyledim size. Ceza indiriliyor. Dörtte bir ceza indiriliyor mahkumiyet hükmü kurulursa. Fakat ikinci özelliği, duruşma yapılmıyor. Yani duruşmasız bir ceza yargılaması uygulanıyor. Mahkeme önüne geldiği vakit bu suç iddianamenin kabulü kararı ile birlikte bir takdir yetkisine sahip. Eğer takdir ederse
işi basit yargılamaya götürüyor, yoksa genel usule götürüyor. Şimdi burada mahkemenin bu takdiri kullanması için bir sınır var. O sınır iddianamenin kabulü kararı ile duruşmanın hangi günde yapılacağını belirleyeceği gün arasında ancak bu takdirini kullanabiliyor. İddianamenin kabulü ile kovuşturma evresine geçiliyor. Duruşma gününü belirleyene kadar mahkeme bir takdir yetkisi kullanıyor. Şimdi hemen şu soruyu soracaksınız bana. Mahkeme basit yargılama usulü uygulayıp da uygulamama arasında takdiri neye göre kullanıyor? Bu konuda bir işaret yok kanunda. Fakat gerekçesini okuduğunuz vakit şunu söylüyor kanun koyucu. Diyor ki eğer suç basitse, bütün deliller tamamsa, ek delil araştırmaya ihtiyaç yoksa, bilirkişiye gitmeye ihtiyaç yoksa filan, o zaman mahkeme takdirini basit yargılama usulü yönde kullanacak. Bir diğer özelliği basit yargılamanın hüküm verilinceye kadar hakim genel usule dönebiliyor. Yani önce basit yargılama usulü uygulayacağım dese bile hükmünü verene kadar genel usule dönebiliyor ve normal bir yargılama yapılıyor. Eğer mahkeme ben bu işte basit yargılama usulü uygulayacağım, duruşma yapmayacağım diye karar verirse bunu taraflara tebliğ ediyor. Sana, katılana ya diğer tarafa bildiriyor. Ve diyor ki ben bu işte duruşma yapmayacağım. Fakat delil varsa göstereceğim, bu delilleri gösterebilirsiniz bana diye bir duyuru yapıyor. Ve taraflar eğer delillerini göstersin göstermesin de o kararını veriyor, duruşma açmıyor. Ne karar verebilir diye baktığımızda duruşmanın sonuna göre, kendisine göre, dosya üzerine yaptığı araştırmaya göre beraat verebilir, mahkumiyet verebilir, düşme verebilir. Bütün kararları verebiliyor. Yani bu basit yargılamanın bir özelliği bu. Her kararı verebiliyor. Halbuki seri muhakemede 250. maddede sadece mahkumiyet hükmü verebiliyordu. Burada beraat dahi verebiliyor. Hüküm kurdu, cezayı belirledi. Mahkumiyet hükmü kurduysa 1 bölü 4 indiriyor. Cezayı erteleyebiliyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulayabiliyor. Rızası varsa tabii. Ve bu kararı itiraz edebileceğini de kararına yazıyor. Hükme yazıyor. Yani kişiye diyor ki bakın siz bu karara itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmezse kişi o hüküm kesinleşiyor. Bir hapis cezası ile hapis cezası kesinleşiyor. Beraatse beraat kararı kesinleşiyor. Şimdi buraya bir nokta koyun. Bir suç işleniyor. Mahkeme karar veriyor. Fakat itiraz edilmezse hüküm kesinleşiyor. Kesinleşirse ne olur? Yargıtaya gitmez. Ve yargıtaya gitmeyince de içtihat oluşmaz. Yani böylece bu basit yargılamanın bir özelliğini, bir itirazını söyleyeyim size. Basit yargılama usulüne verilen kararlar çok sayıda olur. Sayıda da mahkeme Yargıtay önüne gitmeyecek ve Yargıtay tarafından da denetlenemeyecek demektir. Bu sistem açısından bir sakınca. Esas mahkemesi hükmünü kurdu basit yargılamada. Mahkumiyet hükmü kurdu diyelim. Cezayı indirdi. Erteledi, HGB uyguladı vesaire. Fakat dedi ki İtiraz edebilirsiniz. Şimdi içinizde son sınıf talebesi var mı bilemiyorum. Ama ceza muhakemesi kanunda itiraz bir üst makam tarafından yapılır ve itiraz merci hem maddi hem hukuki bütün şeyleri her şeyi inceler. Oysa kanun koyucu bu basit yargılama usulündeki itirazı daralttı ve dedi ki sırf iki nokta inceleyebilirsin itiraz mahkemesine. Birinci nokta süre bakımından inceleyebilirsin. İtirazı yapan kişi süresine yaptı mı? 7 günlük bir süre var itirazda. Bu sürede yaptı mı? İki, sıfatı var mı? Yani davaya taraf olmuş mu? Sanık mı? Değil mi? Esası inceleme yetkisi vermedi.
Sadece iki noktadan inceleme. Bu bir itiraz noktamız, eleştiri noktamız. Genel itiraz kanun yolundan ayrılan bir itiraz kanun yolu getirdi diyebiliriz. İtiraz etti, hüküm kesinleşmedi. İtiraz etmezse hüküm kesinleşiyordu. İtiraz etti, itiraz üzerine bu itiraz incelemesinden geçti. Aynı mahkeme, ilk kararı veren mahkeme, bu sefer duruşma açarak davayı inceliyor. Ve davayı görüyor, yeniden bir iddianame ile önüne gelmiş gibi davayı inceliyor ve neticede bir hüküm kuruyor. Bakın ilk bir hüküm kurmuştu. Mahkeme hüküm kurdu diyelim. Cezayı indirmişti. İtiraz etti. Yeniden bir duruşmaya geldi. Şimdi bu ikinci duruşmada sanık dörtte birlik indirimi kaybediyor. Eğer sanık itiraz ettiyse dörtte bir indirim yapılmıyor artık ve normal cezası neyse onu alıyor. Hatta beraatsa beraatı alıyor. Ne kararı hak ettiyse onu alıyor. İkinci bir hüküm daha kuruyor bu mahkeme ve bu hüküme karşı da istinaf yolu açık. Sistem bu. Bilmiyorum anlatabildim mi sistemi sizlere. Basit yargılama usulünün genel usulden farkını ortaya koydum. Ve şunları söyledim, bir defa tekrar edeyim şimdi. Basit yargılama usulünde sırf belli suçlarda uygulanıyor basit yargılama usulü. Mahkeme basit yargılama usulünü kabul edip etmemekte kendisi takdir ediyor. Sizin talebiniz falan olmuyor. Basit yargılamayı uygulayacağım derse tarafları bildiriyor. Ben duruşma yapmayacağım. Yazılı bir şeyiniz varsa gönderin diyor. Onları alıyor. Ve dosya üzerinden bir karar veriyor. Bu karar beraat olabilir, mahkumiyet olabilir ama cezayı dörtte bir indiriyor. Bu sanık bakımından büyük bir kazanç cezayı indirilmesi. Ve sonuçta bir karar çıkıyor ortaya. Beraat, mahkumiyet ne karar çıksa çıkıyor. Buna karşı itiraz edebilirsiniz diyor. Halbuki genel usulde mahkemenin verdiği hükümler istinafa tabidir. Bu istinafa gitmiyor, itiraz oluyor buna, itiraz. Fakat itirazın da sınırlı bir itiraz olduğunu söyledim. Sırf süre ve sıfat arasında inceliyor itiraz makamı. İtirazı zamanda yapmışsa, sıfatı da varsa artık ilk hüküm ortadan kalkıyor. Ve aynı mahkeme, şimdi bunun altını çizin, aynı mahkeme, aynı davayı tekrar ele alıyor ve yeniden duruşma açıyor. Duruşma tanık dinliyor, ifade alıyor, sanığı dinliyor vesaire ve sonuçta bir hüküm daha veriyor. Bu ikinci hükümde beraat olabilir, mahkumiyet olabilir, her karar olabilir. Bu ikinci hüküme karşı ise istinaf yolu açık. Bilmem anlatabildim mi? Anladınız değil mi? Bunda. Hocam ilk mahkumiyet kararı verirse bu durumda 1 bölü 4'lük bir indirimin yapıldığından bahsetmiştiniz. Bu indirimin sebebi nedir acaba? İndirimin sebebi bir kişi eğer mahkemeyle işbirliği yapıyorsa, yani kabul ediyorsa bu sistemi, orada bir prim veriliyor. Bunu şeyde de görüyoruz, mesela seri muhakemede de görüyoruz. Seri muhakemeyi kabul eden bir kişi yarıya ceza indirimine kavuşuyor. Yani bu sistemin bir şeyi bu, ödülü diyelim. Seri muhakeme çünkü sistem açısından bir faydası getiriyor. Adının da belirttiği gibi duruşma açılmıyor. Yani seri muhakemelik bir iş, soruşturmadan geçmiş, iddianamesi hazırlanmış ve mahkeme önüne gelince hemen bitiveriyor. Duruşması falan olmuyor. Halbuki bir duruşma açılsaydı en azından bir sene duruşması olacaktı, dava uzayacaktı falan. Sanık da bunu kabul ediyor. Kabul ettiği için de ona bir ödül veriliyor. Sebebi bu. Ama Hocam, başka görüş. çok pardon, bir şey daha soracaktım hocam ben. Basit yargılama usulünde peki bu yani sanığın kabulüne gerek yok demiştiniz. Hakimin kendisi takdir yetkisi kullanıyordu. Aslında bu durumda hakim hem kendisi seçmiş oluyor hem de sanığı ödüllendirmiş oluyor değil mi? Aslında sanık sonradan itiraz ediyor. Etmiyor, etmiyor. Yani kabul sonradan geliyor. Yine kabul var. İlk başta
şey yok. Sana sormuyorlar. Savcıya da sormuyorlar ilk başta basit yargılamada. Fakat ben itiraz ediyorum dediği vakit iş genele gidiyor. İtiraz etmediğini kabul ediyor tabii burada. Ona itiraz etmesine bir prim veriyor diyebilirsin. Ama bir ceza indirimi bu kabulün primidir yine de. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel sorun için. Hocam bir de benim sorum vardı. Öyle tabii. Şöyle basit yargılamada veya seri yargılama usulünde mahkemeye çıkmadan sanık hakkında karar verilmesi müdafi tarafından savunulmadığı için aslında mahkeme ortamında veya hakimin onun birebir tanışma durumu olmadığı için adil yargılanma ilkesine veya herhangi diğer bir ilkeye zaruriyet getirme ihtimali var mı? Bunu soracaktım size. Güzel. Çok güzel bir soru sordun. Şimdi zaten bu da bizi Anayasa Mahkemesi'nin kararına getiriyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi 22 Haziran 2023 tarihinde bir iptal kararı verdi. Bu basit yargılama usulüne ilgili olarak. Ve 11 Ekim 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlandı karar. Ve bu kararı şimdi ben size takdim etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi nelere değindi, neler itiraz edildi ve bugünkü esas konumuz bu. Anayasa Mahkemesi 2023'e 113 sayılı kararında önce hukuk devletini tanımladı. Hukuk devleti nedir arkadaşlar? Bir tanımını yapalım hukuk devletinin ve şu noktaları işleyelim. Hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun olan bir devlettir. Bu ne demek? Eylem ve işlemleri hukuka uygun olan bir devlet. Yani demek ki devletin yaptığı fiiller, birisinin yakalanması vesaire, işlemler, buna bağlı olarak işlemlerin hukuka uygun olması lazım. İki, hukuk devletinin insan haklarına saygılı olması gerekiyor. İnsan haklarına saygı. İnsan hakkı ve insan haklarına saygı. Üçüncü unsuru, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren bir devlet olması lazım. Anayasa Mahkemesi böyle tarif ediyor hukuk devletini. Her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren bir devlet hukuk devletidir. Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuk güvenliğini sağlayan, hukuk kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlet hukuk devletidir diyor. O halde bir hukuk devletini nasıl tanımlayalım? En önemli unsuru, en son söylediğim unsur, yargı denetimine açık olan bir devlet hukuk devletidir. Diğer unsurlar da bir tarafta aklınıza dursun. Ama tekrar söyleyeyim, eylem ve işlemler hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hakları koruyup güçlendiren, adil bir hukuk düzeni kuran, anayasaya aykırı durumlardan kaçınan, hukuki güvenliği sağlayan, hukuk kuralları kendisini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan bir devlet hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi basit yargılama usulünü hukuk devletine uygun mudur diye denetime tabi tuttu. Ve önce de şuna baktı. Belirlilik var mı? Belirlilik kelimesi ne ifade ediyor size? Suç ve cezada kanunilik ilkesini biliyorsunuz değil mi? Bir suçun tanımının açık ve net olması gerekiyor. Neyin suç olduğunu, neyin olmadığını insanların açıkça bilmesi gerekiyor. Bunu muhakemeye de uyarlarsanız, muhakeme hukukunda da nasıl muhakeme yapılacağını, bir sanığın nasıl yargılanacağını filan açıkça düzenlemesi gerekiyor kanunun. Ve basit yargılama usulünü önce bu açıdan inceledi. Belirlilik kuralına uygun mu diye. Ve neticede dedi ki belirlilik kuralına aykırılık yok. Çünkü bir defa açıkça söylüyor kanun koyucu. Diyor ki basit yargılama usulünde iddianamenin kabulü ile duruşma gününün tayini arasında sen bu yetkiyi kullanabilirsin diye hakime açıkça bir yetki veriyor.
Ne zamandan ne zamana kadar kullanacağı belli. Ve bunu yaparken de bir takdir yetkisi veriyor hakime. Fakat ben size takdir yetkisinde bir kanunda yazılı ölçüt yok demiştim. Fakat gerekçesine baktığımızda bunu görüyoruz. Kanun gerekçesinde iş basitse, toplanacak delil yoksa, bütün tanıkların ifadeleri alınmışsa vesaire daha evvel o takdirde dosya üzerinden karar verebilirsin diyor. Bir de mahkemeye bir yetki daha vermiş. Hüküm verene kadar, basit yargılama usulü kararı aldıktan sonra hüküm verene kadar hep genel usule dönebiliyor. O takdir yetkisi de var. Ayrıca basit yargılama usulünün uygulanması davaları hızlandırıyor. Daha çabuk karara gidiyorsunuz. Bu nedenle ilk inceleme noktasından belirlilik ilkesine aykırılık olmadığına karar verdi. Ve burada da bir hukuka aykırılık yoktur dedi. İkinci inceleme noktası Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesini ihlal ediyor mu diye bir baktı. Burada eşitlik ilkesinin nasıl gündeme geldiğini düşünürsünüz acaba basit yargılama usulünde? Şöyle bir şey var. Hakime takdir yetkisi verildi. A sanık var. O 2 seneden az asyarik suç basit yargılamaya giriyor. Hakim dedi ki evet ben bunu basit yargılama yapıyorum diyor. B sanık var başka bir davada. Aynı suçu işlemişler. B sanık hakkında uygulamıyorum diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuranlar dediler ki aynı suçu işleyen 2 tane farklı sanıktan birine basit yargılama uygulayıp da diğerine uygulamamak eşitlik ilkesine aykırıdır dedi. İddiaları buydu. Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesini zedelediğini ile sürdüler. Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Hakim bu takdir yetkisini kullanırken kişinin özelliğine bakıyor. Davanın özelliğine bakıyor. Basit mi, suç değil mi? Deliller toplandı mı değil mi? Eğer bütün deliller toplandığı hallerde basit yargılama uyguluyorsa, toplanmayan hallerde uygulamaması eşitsizliği bozmaz dedi. Ve şu kuralı söyledi. Eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olan kişiler için söz konusu olur. Eğer birinin durumu farklı, diğerinin farklıysa eşitliğe aykırılık yoktur dedi. Ve eşitlik kuralına aykırılık iddiasını kabul etmedi, reddetti burada. Diğer bir itiraz, duruşma açılmaması ve dosya üzerinden karar verilmesinin anayasaya aykırı olduğu, hukuka aykırı olduğu iddiasıydı. Buna ne dersiniz? Bu basit suçlarda duruşma açılmadan bir kısmında açılarak bir kısmında açılmayarak hüküm kurulması bir kişinin duruşma hakkını elinden alıyor mu? Evet, alıyor değil mi? Bir kişi duruşmaya çıkıyor ve diğer çıkmıyor. Çıkıyorsa tanıklara soru sorabilecek. Orada doğrudan soru, çapraz sorgu falan yapabilecek. Bu bir avantaj onun için. Fakat hakimin takdirine göre bunu kaybediyor. Bunda bir şey diyeceksiniz galiba, buyurun. Ben de hocam adil yargılanma hakkında zedelendiğinden bahsedecektim. Ama zaten söylediniz. Peki. Ama Anayasa Mahkemesi burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararına dayandı. Justitia Finlandiya kararı, 2006 tarihli bir kararı var burada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, eğer bir dava karmaşık değil ise, basit ise ve tarafların yazılı görüşleri alınarak uyuşmazlık konusunda bir karar verilebilecek kadar basit ise duruşmasız yapılabilmesi kabul edilebilir dedi. Ve bu nedenle bu karara dayanarak Anayasa Mahkememizde bazı basit suçlarda bütün delillerin toplanmış olması koşuluyla duruşmasız yargılama yapılmasının anayasaya aykırı olmadığına karar verdi ve ben de buna katılıyorum doğrusu. Çok basit davalarda ama davanın karmaşık olmaması lazım. Bütün delillerin toplanmış olması lazım. Çok sayıda davanın
sisteme getireceği yükü azaltmak bakımından bir fedakarlık edebilir. Ama bakınız şimdi kişinin de bir hakkı var. Sonradan kabul etmiyor. Kabul etmeyerek genel usule dönebiliyor. Bu şekilde de o şeyi telafi etmiş oluyor. İlk başta duruşmasız yargılama da verilen bir kararı kabul etmiyorsa genel usule dönüldüğü zaman o kaybettiğini tekrar geri alıyor ve bence de bu Anayasa Mahkemesi verdiği karar bu açıdan doğru. Başka bir itiraz noktası başvuranlar bakımından çocuklar hakkında uygulanmaması itiraz konusu yaptılar. Uygulanmayan suçları söylemiştim size hatırlayın. Basit yargılama usulünü. Eğer yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, izin ve talebe bağlı suçlar, bir de bu kapsama giren suçla girmeyenin birlikte işlenmesi halinde basit yargılama uygulanmıyordu. Başvuranlar da yaş küçüklüğünde, yani yetişkinler faydalanıyor, çocuklar faydalanamıyor ceza indiriminden diye bir itiraz noktası söylediler. Şimdi bu konuda da Anayasa Mahkemesi haklı olarak bu itirazı kabul etmedi. Çünkü çocukların yargılanmasında ceza son hedef değildir. Çocukların yargılanmasında genel usulün uygulanması ve çocukların korunması suretiyle bir hüküm kurulması, çocuk mahkemeleri falan kuruldu bunun için. Ve mukayeseli hukuka baktığımızda da bu tür alternatif usullerin çocuk yargılamasında uygulanmadığını görüyoruz. Ve bu itirazla reddetti. Ya 252. maddenin 251. maddenin daha doğrusu analizinde burada da yine bir ihlal vermedi. Bu konuda da başvuranlar başarısız oldu. Fakat gelelim şimdi ihlal bulduğu noktaya. Birkaç defa üzerine basarak söyledim size. İlk derece mahkemesi dosya üzerinden karar veriyor ve mahkumiyet hükmü kuruyor diyelim. Siz itiraz ediyorsunuz. Aynı hakimin önüne tekrar geliyor dava. İşte burada bir ihlal verdi. Çünkü bir hakimin esasa girerek bir davayı öğrendiği hallerde tarafsızlığı bozulur. Tarafsızlığı bozulduğu için de o hakimin o davaya bakmaması gerekir. Ceza mahkemesi hukukunda hakimin yasaklılığı kavramı vardır. Bunu hiç duydunuz mu? Hakimin yasaklılığı kavramı. Eğer bir hakim kendisine karşı suç işlenmişse, karısına, çocuğuna karşı suç işlenmişse o davaya bakamaz. Neden? Neden bakamasın? Çocuğunun tarafını tutar mı? Yani çocuğuna zarar veren bir kişiyi cezalandırmak ister, değil mi? Bu nedenle kendisine suç işlenmişse, yakınlarından birine suç işlenmişse o takdirde hakim o da o hakim o davaya bakamaz. Efe. Objektif davranamayacağını düşünüyorum hocam hakim. Aynen. Eğer kendisine karşı suç işlenmişse hakim objektifliğini kaybetmiştir. Buna Nurullah Kunter kişiliğinden sıyrılma diyor. Hakim kişiliğinden sıyrılamaz. O kişi zarar vermiştir. Ona o da bir karşılık vermek ister. Bu bir. Fakat yasaklılık sebebi olan ikinci bir sebep daha vardır. O da hakimin olayı daha evvelce bilmesi. Eğer bir hakim tanık olmuşsa diyelim, bir olayı görmüş. Sokakta birisi öbürünü dövüyormuş. Hakim de oradan geçiyormuş. Olayı görmüş. Olayın tanığı olmuş. Olay hakkında önceden bilgisi var. Olayı önceden bilen bir kişi bu önceki bilgisinin tesiri altında kalır ve vereceği kararda objektif olmaz. Efe'nin dediği gibi objektif olamaz. İşte Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da dayanarak bu kararı verdi. Ve dedi ki itiraz etme hakkı var kişinin. Fakat itiraz ettiği vakit aynı mahkeme önüne geliyor. İlk kararı, ilk hükmü vermiş olan hakimin önüne geliyor dava. Ve bu nedenle de hakimin tarafsızlığı yok olmuştur. 252. maddenin ikinci fıkrasını iptal ediyorum dedi.
Bu iptal kararı da 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Fakat 252. madde usulü düzenliyor, itiraz usulünü. İkinci fıkrasını iptal edince 3, 4, 5, 6 hepsi iptal edildi. Ve bugün için bu basit yargılama usulünü düzenleyen 251 ve 250. maddeler işlemez hale geldi. 9 ay sonrasına kadar. Yani 9 ay sonra işlemez hale gelecek doğrusu. Size hızlı bir şekilde basit yargılamayı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını anlattım. Bilmiyorum ne kadar vurgulayabildim, ne kadar size anlatabildim Anayasa Mahkemesi'nin gerekçelerini. Fakat şunu sorayım ben size. Siz hakim olsanız Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bulduğunu bildiğiniz bir hükmü bu 9 ay içerisinde uygular mısınız, uygulamaz mısınız? Hakimin kanuna göre karar vermesi lazım, hukuka göre karar vermesi lazım. Anayasa böyle diyor. Ama elinizde bir hukuk normu var. 251, 252. madde. Ama 252. maddenin anayasaya aykırı olduğunu tespit etmiş ve iptal etmiş. Ama iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Şimdi bugün, yarın, bir hafta sonra siz de hakim olsanız 252. madde 251'i uygular mısınız? Zişan. Sayın hocam, aslında ben de tam olarak bunu soracaktım. Hani gazetede de yayınlandıktan sonra ya da bunun belli tarihi de tabii ki verilebiliyor ama bunun süresince 9 ay boyunca hakimlerin bunu uygulayıp uygulayamaması da tamamen şu anda reysen verilecek bir karar değil gibi duruyor. Çünkü yadırganma ihtimali de yok mu bu durumda? Hani bu evet anayasaya aykırı. Ya yani bu tamamen biraz daha vicdana kalmış bir durumdu zaten ama şu an biraz daha hakimler üstünde de bir baskı da var gibi gözüküyor. Doğru. Evet, Kunter. Hocam ben açıkçası ne kadar vicdanım vesaire uygulamam gerekse de ben şahsen uygulamazdım. Çünkü hukuk kanunları bir sebepten dolayı orada var. Zaman aşımı süreleri belli sebeplerden orada var. Eğer 9 ay sonra uygulamaya geçilecek kararlaştırılmışsa bir sebepten dolayı öyle kararlaştırılmıştır diye düşünüyorum. Sonradan itiraz edilebilir vesaire karışıklık çıkabilir. Bunun önüne geçmek için ben uygulamamayı seçerdim gerçekten yürürlüğe girmeden önce. Evet. Peki. Zişan tekrar söyledi galiba. Evet hocam yani 9 ay sonrasını karar veren de yine aslında aynı kanun maddesi olduğu için ben uygulayabilirdim. Çünkü eğer bu şu an bu 9 ay içinde hakkıysa benim onu uygulamak da eğer bunun doğru olduğunu düşünüyorsam görevim gibi düşünür uygulardım. Yani karışıklığı çok düşünmezdim. Onun yararlanmasını gerektiğini düşünüyorsam yararlandırtırdım. Evet. Sonuçta o da şu an bir hakkı diye düşünüyorum çünkü. Bahadır. Enes. Evet. Hocam ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela bazı zamanlı kararlar oluyor hocam. Şimdi şöyle bir durum da var. Zaman zaman bazı kararlar doğru olsa da zaman zaman o yaşadığımız zamana göre farklılık gösterebiliyor. Onun için benim böyle ele alabileceğim büyük kıstas hocam bu zaman kavramı olurdu. Eğer o zamanki hallere göre bu dediğiniz yanlış bir durumsa uygulamazdım tabii ki de. Şimdi bakın, iptal edilen hüküm bir suç olsaydı. Mesela diyelim ki zina halen var hukukumuzda. Şimdi yok zina. Fakat Anayasa Mahkemesi o zamanlar zinayı iptal ettiydi. Eşitliğe aykırıdır falan diye. Fakat belli bir süre koydu yine de. Şimdi o süre zarfında zina suçunu işleyen bir kişi hakkında mahkum etki hükmü vermemeniz gerekirdi. Çünkü suçun anayasaya aykırı olduğunu tespit eden bir kanundu. Fakat buradaki durum biraz farklı dikkat ederseniz. İtiraz sanık lehine olan bir şey ve itiraz ettiği vakitte hüküm ortadan kalkıyor.
yeniden duruşmaya gidiyor. Ama bir tek sakınca vardı. Ne sakıncası vardı? Hatırlayan var mı sakıncayı? İptal sebebi neydi? Aynı hakimin yeniden duruşma yapması. Ya o zaman şunu yapması lazım bu hakimin. Siz ilk derece mahkemesi hakimiyseniz demeniz lazım ki Anayasa Mahkemesi iptal etti benim itiraz sonrasında yargılama yapmamı. Ben bu davadan çekiliyorum dememiz lazım. Ve o şekilde bir çözüm bulunabilir. Başka bir hakim baksın bu davaya. Ben buradan çekilmem gerekir diye bir çözüm geliştirebilirsiniz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı bence yanlış. Yani 6 ay, 9 ay süreler vermek ve bu süreler zarfında da anayasaya aykırı olduğu bilinen bir kanun maddesinin halen yürürlükte uygulanması doğru bir şey değil. Hemen iptal Yer edip ondan, yer ondan. evet şey yapılması lazımdı. Peki başka Çok sağ ol. yani soru sormak isteyen İlara, sanırım arada mikrofonun açılıyor. Umut'u Umut gördüm. Bey, buyurun. Umut sonra Esra. Hocam ben de tam o örneği verecektim. Şu zina meselesinin 765 sayılı kanun döneminde eğer yanlış hatırlamıyorsam erkeğin zinası iptal edilmişti. Kadının zinası farklı düzenlemeler olduğu için ve şöyle yorumlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli düzenlemeyi yapması için bir süre tanımıştı ve herhalde zaten yeni kanun çıkacağı için ya da işte başka sebeplerle mecliste uzun bir süre bununla ilgili kulağın üzerine yatmıştı diye okumuştum. Şimdi bu meselede de öyle sanıyorum. Yalnızca itirazın yöntemi kime yapıldığı ile ilgili Anayasa Mahkemesi sorun etmiş bunu. Yoksa basit yargılama usulüyle sorunum yok ama meclise de süre veriyorum gibi yorumladım. Hakim olsaydım uygular mıydım? Anayasa Mahkemesi'nin basit yargılama usulünü devam ettirme iradesini herhalde gözlemlerdim. Ve sanırım uygulardım hocam. Ama sen davaya bakar mıydın itiraz sonrasında? Başka bir seçeneğim yok herhalde. Yani Yok. İşte orada işte tökezleniyor. İşte ilk hükmü verdin dosya üzerinden. Mahkumiyet hükmü de kurdun. Cezayı da indirdin. Fakat sanık itiraz etti. İş tekrar öyle, senin evet. geliyor. Geleyim. O Öyle zaman zannediyorum. ki Tekrar incelemezsem HSK'ya başvururlar. Adalet müfettişleri incelemeye gelir. yok, orada hakimin çekilmesi müessesesi vardır. Bir hakim davada tarafsız kalamayacağını düşünüyorsa çekinir. Bir hakimin reddi var, bir de çekilmesi var. Yani bence burada çözüm bu olmalı. Hakim o davadan çekinirse, yani ben bu davaya bakamıyorum derse başka bir hakim görevlendirilebilir. O yöntemi uygulamak daha doğrudur diye düşünüyorum. Evet Esra, inan. Hocam ben de sizin dediğiniz gibi hani eğer bir suç varsa zina gibi bunun o anki yani o suçun işlendiği zamanki hükümler doğrultusunda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer diğer türlü belli başlı hususlarda eğer hani bir durum varsa sadece anayasa değişikliğinden kaynaklı bir erteleme sizce hani haksızlığa girmiyor mu? Yani ne kadar adaletli olur? Evet, teşekkür ederim bu katkın için de. Şimdi bakın Anayasa Mahkemesi bu son yıllarda çok iptal kararları verdi. Ve kanun koyucu da hemen ona cevap veriyor. Başka bir yeni bir kanun çıkartı veriyor. Ve Anayasa Mahkemesi kanun koyucunun yaptığı bu hataları, çünkü hak ihlali yapan, anayasaya aykırılık yapan düzenlemeler getiriyor kanun koyucu, düzeltiyor. Yani böylece Anayasa Mahkemesi'nin bir anayasal ceza hukuku, anayasal ceza mahkemesi hukuku oluşturduğunu söyleyelim Türkiye'de. Ve çok da güzel bir şey bu. Anayasaya uygun bir ceza hukuku olması, anayasaya insan haklarına uygun bir ceza mahkemesi olması arzu ettiğimiz bir şey. Ve Anayasa Mahkemesi bu yönde çok iyi çalışıyor. Hep hukuk aykırılıkları görüyor, tespit ediyor. Bir kısmını iptal davasıyla, bir kısmı da bireysel başvuru yoluyla hallediyor.
Ama bireysel başvuruda verdiği kararlar kimse ilgilenmiyor. Yani bir sonuç doğurmuyor maalesef ama iptal kararları bir sonuç doğuruyor. Şimdi bu seri muhakeme ile ilgili de bir iptal kararı oldu. Bu da oldu. 30 Ekim 6 Kasım arasında bir Alman hocayı çağırdım arkadaşlar. Ve her akşam saat 6 ile 8 arasında yüz yüze olarak bir program cereyan edecek. Orada şeyi tartışacağız. Alman hukukundaki bu alternatif usuller nasıl uygulanıyor? Ve Türk kanun koyucusu ne alabilir? Ve Adalet Bakanlığı'ndan da uzmanlar da katılacak. Ben sizlere de açık tutacağım bu toplantıyı. İsteyen katılabilir. Hatta online da yapabilir. Online da katılabilirsiniz. Faydası olacağına inanıyorum. Yani Türk kanun koyucusuna yol gösterecek bir şey yapabiliriz birlikte sizlerle. Esra, yeni söz mü aldın? Havada mı kaldık Elin? Havada kalmış hocam, yeni söz almadım. Bahadır'ın bir sözü vardı galiba demin. Hocam aslında benim bir sorum olacaktı bu durumla ilgili. Tamam. Hocam peki bu tür durumlar hani yaşanıyor sizin de sorduğunuza göre. Bunun için hızlı reaksiyon alabilecek bir sistem var mı bizim hukuk sistemimizde? Yani mesela zaman zaman bu karar mercilerinin tatilleri de oluyor. Uzun tatiller oluyor. Adli tatil vesaire gibi. Bunun için var mı hocam bir Türkiye'de hızlı bir reaksiyon alabilecek bir kurum, kuruluş vesaire? Davaları hızlandırmak açısından mı soruyorsun? Bu mesela bu bahsettiğiniz karar var ya hocam. Anayasa Mahkemesi'nde geçerli olmayıp da bizim tüzüğümüze yazan karar gibi kararlar için böyle hızlıca değişimi olması açısından. Şimdi kanun koyucu hemen harekete geçip bir cevap veriyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına. Fakat günlük ihtiyaca göre verilen bir cevap çoğunlukla yeniden başka değişikliği de gerektiriyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının tümünü bir elden geçirip sistemi yeniden bir irdelemek daha doğrudur diye düşünüyorum. Yani tek tek değil de tümden bir yaklaşım yapmak daha yerinde olur.